intizarıyım. Ben kaliteli olayım. Bak ben bu örneği verdim. Benim arkadaşım inşaat mühendisiydi. Çocuğu doğdu, evinde oturamadı. Niye? Çalışmıyorum dedi ya. Bak onca inşaat mühendisi var açıkta. Adam dedi ki çalışmıyorum dedi arkadaş. Niye zorla gelip aldılar adamı? Çünkü okurken kendini Erzurum'da çok iyi geliştirdi. İlk yıl hiç kimse üniversiteli olduğunu söylemeden gitmiş inşaatlarda çırak olarak, kalfa olarak başlamış. Bütün ağır işleri buna yaptırmışlar. Başlarım lan sizin babanızın çanağına dememiş. İnşaatın her kademesinde çalıştı 4 yılda. Kalfadır, çıraktır, Azum Usta'ya kadar gitti. Şimdi böyle bir adam inşaat mühendisi oluyor. Bütün firmalar istiyor. Çünkü malın nereden kaçırılacağını biliyor. Çünkü adamların nasıl motive edilebileceğini biliyor. Çünkü işi biliyor, işi. Şimdi bu adam çocuğu olduğunda annesini araya koydular. Babasını araya koydu. Bizzat beni arayan vardı, bizzat. Hocam sen çok sever, lütfen gelsin bizle çalışsın. Bak hani dayısı yok onun. Amcası da yok. Ama sen o 4 yılda kuaförde saçını rula yaptırırken insanların giyim şekliyle uğraşmıyorum. Demek istediğimi anlıyorsun. Rulaşla uğraşırken Mehmet kardeşimle iddia dönerken Ahmet kardeşim bilmem İsviçre liginde hangi takımın oyuncusu ayak kırılmışı milli piyangoya hesap ederken o çocuk inşaattaydı. Hiç kusura bakma. Zaten bu emeği verip devlette dayı da arıyorsan o da senin vizyon eksikliğin. Vizyon yazının üzerine tutar. Tutar da işte siz ne yazıyorsunuz o önemli. Kendinize lütfen iyi bakın. Ben yayını toparlıyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bu mesele çok çok önemli. Bu yayından sonra yarın bir masaya oturduğunuzda konuştuğunuz konular sizin hayatınızı değiştirebilecek konular olsun. Lütfen. Yoksa oturduktan sonra sen biliyor musun Ayşe kimle çıktı? Oradan biri geliyor lan dedim Mehmet iddia tutturmuş. Bana ne? Şimdi bunu diyorum insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Rıza Zarrab davası. Evde konuştun, işte konuştun, arkadaş ortamında ne değişti? 10 gününü yedi senin. 1 yılını yedi senin. Adam diyor hocam diyor sen kimcisin? Ya kimci değil. Devletini, milletini seviyorsan bir kere duydun tamam ya bir defa duydun. Ne olduğu da belli. Kardeşim senin, sen işsiz kalacaksın ya. Kalmaman lazım. Seni takmadım özür dilerim. Yani görmemişimdir kusura bakmayın. Yani belki konuşmak hakkınızı helal edin. Öyle bir şey yok yani. Yani ben bunu anlatamıyorum Türkiye. Adam oradan geldi ki hocam diyor sen yoksa onu ya onu tutuyorsun derdi değil bu. Uyan uyan. Her alanın uzmanı olmayı bırak kendi alanının uzmanı ol. Acun kimle evlenmiş? Rıza Zarrab davasından ne oldu? Tarık Akan cennete cehenneme mi gitti? Atatürk'e küfür ediyorlar. Bir tane adam kim küfür ettiği belli değil. Twitter'da saatler. Hazreti Muhammed'e küfür ediyorlar. Buna fake hesaplar. Bir bakıyorum binlerce tweet yapmış. Ve bunların her biri entelektüel olduğunu iddia ediyor. Ondan sonra diyor ki hocam Amerika bizi karıştırıyor. Ne gereği var Amerika'ya? Biz zaten karışacak yer arıyoruz. Bir sakin ol, bir kendi işine bak. Düşün ya sen hangi konumdasın? Kendi işimi nasıl kaliteli yaparım? Adam oturuyor orada. Ya diyor bu 80 milyon diyor nasıl yönetilir? Daha kendini yönetemiyorsun ya mübarek. Böyle derler ya bizde. Benim bir dedem vardı. Çok severdi bu cümleyi. Yani ne yapıyorsun diyorum. Hocam kız arkadaşımlarla anlaşamadım. İkinci cümle hocam 80 milyon nasıl yönetilir? Daha kız arkadaşınla anlaşamadın. 80 milyon nasıl yönetilir? Vallahi bu modern çağdaş özgürlükçü Amerika'da 10 yıldır ben öğrencilerimde hiç böyle bir şey duymadım. Vatanını seven işini yapar. Aynen öyle. Bu kadar basittir bu iş. Kimi dinlediğin, hangi filmi izlediğin, hangi müziği dinlediğin, ne kitap okuduğun, kiminle aynı masa oturduğun yarınını belirler. Selamlar, sevgiler. Sağlıcakla ve bilimle kalın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. Derdimiz asla kırmak değil. Aksine sizlerin mutluluğuna anlamlı bir dokunuş yapabilmekti. Çünkü sen mutlu olursan ben mutlu olurum. Biz mutlu olursak Türkiye mutlu olur. Lütfen ama lütfen işinizi yapınız. Görüşmek üzere. İyi geceler. Bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim.